Bakalım nasıl güvende olacaklar. Bu ailenin küçük ama sevimli damadı yanlarında olduğu sürece. Ne düşünüyorsun oğlum? Dolabı zaten açtın. Şimdi de kasayı aç. Nasıl olsa anahtar sende. Ama bu orijinal anahtarı değil. Öyleyse bu ne? Sahtesi. Çakma çakma. Aslında kayınvalidemi aynı anahtarla bu kasayı açarken gördüm. Bu yüzden anahtarın bir sürü çakmasını yaptırdım. Kayınvalidem bu evin tüm yasal evraklarını bu kasanın içinde saklıyor. Anne, evin orijinal evraklarını istiyorsam çakma anahtarlara ihtiyacım var. Neden bunları yaptırmak için o kadar para harcadın? Bir tane yaptırabilirdin. Ama anne, işi riske atmak istemedim. Bu yüzden bir sürü çakmasını yaptırdım. Bu kasa illa bir tanesiyle açılacaktır. Şimdi kasayı aç. İçindeki evrak al. Evet. Hepsini denedin. Ama hiçbiri açmadı. İşi bitirmek için bir ara orijinalini çal. Anlıyor musun? Ama anne, orijinal anahtarın yerini bilmiyorum. İyi ama Pınar 24 saat o anahtara göz kulak olamaz ki. Evde bir yerde olmalı. Nerede olduğunu öğren. Evet anne. Şimdi o orijinal anahtarı çalmam gerekecek. Bir şekilde Aditi'ye kayınvalidemin anahtarı nereye sakladığını söyletmem gerek. Evet. Hoş geldin anneciğim. Demek ki döndün. Söyle, ne ikram edeyim sana? Soğuk su mu yoksa sıcak limonata mı? Meyve suyu mu? Sadece söyle, hemen getiririm. Çok sevinirim. Hadi lütfen, lütfen söyle. Hadi gel soluktan, hadi gel. Dur biraz. Tüm bunlar neyin nesi Divakar? Ne mi? Benim vazifem. Benim vazifem anneciğim. Alemle ben günlerden beri senin evinde kalıyoruz. Bu yüzden senin evini temiz tutmak bizim öncelikli vazifemiz. Annem de hepimiz için nefis yemekler pişiriyor. Evet Divakar, yemeklerin hepsi hazır. Hadi gelin efendim, sıcakken oturup yiyelim. Aditi tatlı. Bir dakika, bir dakika. Divakar, yine ne planladın sen? Hayatım, sana hiç yakıştıramadım. Sevgili kocanı neden her seferinde yanlış anlıyorsun, söyler misin? Çünkü her yaptığın işte kötü bir niyet var. Ama ben artık çok değişmiştim hayatım. Artık yanlış işler yapmıyorum, gerçekten. Aditi kızım, onlar geçmişte kaldı. Kötü şeyleri unutalım gitsin. Evet ama... Anne, biz bir aileyiz öyle değil mi? Aynı evde yaşıyoruz. Neden uyum içinde yaşamayalım söyler misin? Neden yaşamayalım ki? İstediğini söyle. Ama sana kesinlikle hiç güvenmiyorum. Annemin de güvenmediğine eminim. Hadi anne. Lütfen hayatım. Ama... Ama lütfen beni dinler misin? Sen ve annen... Bana ve anneme güvenmek zorunda kalacaksınız. Bekle ve gör Aditi. Anne, benim babam bedava yemek yemek için hep düğünlere gider. Kuzeninin oğlunun düğününe gitmeseydi yaptığımız harika işi öğrendiğinde çok mutlu olurdu. Baban burada olsaydı bize yardım ederdi. Dinle anne, Aditi ve annesine doğru davrandım öyle değil mi? Doğru olanı yaptın oğlum. Tamam. Böyle iyi olursan sonunda biz kazanırız. Biz zaten kazandık anne. Göreceksin. Yarın sabah Aditi ile annesine büyük bir sürprizim olacak. İkisi de ne istediğimizi ve bunun neden yaptığımızı sonunda öğrenecekler. Senin gerçek yüzünü iyi bilirim. Yarın için nasıl bir sürpriz planlamış olabilirsin Divakar? Her neyse. Sen o bahsettiğin sürprizi yap. Ben de sana unutamayacağım bir ders vereyim.